Merhaba. Umarım sesim iyi geliyordur. Amsterdam'dayım. İnsanlar mal mal bakıyor bana ne yapıyor bu diye. Şimdi aklımda şöyle bir şey vardı uzun bir zamandır. Şu arkama Amsterdam'a döneyim. Burada birkaç tane düzgün süpermarket var. Bunlardan bir tanesi şu Mark. Şurada göründüğü gibi. Markt diye bir süpermarket. Ve bence burası Türkiye'deki Makro Center'a tekabül ediyor gibi diyebilirim yani fiyat ve kalite performans açısından. Ben normalde genelde buradan pek alışveriş yapmıyorum çünkü hakikaten bayağı üst segment bir süpermarket. Güzel şeyler var içeride. Böyle bir karşılaştırma yapmak istedim aslında ama biraz da kendim için yapmak istedim. Çünkü fiyat farkını gerçekten merak ediyorum. Birkaç tane kalem var aklımda. Onların fiyatlarına bakıp sonrasında böyle bir hesaplama yapacağım ne kadar fark var diye. Öncelikle işte bu markta geldim. Bu Makro Center dediğim. İçerisinde daha çok biyolojik ürünler, meyveler, sebzeler, ondan sonra değişik tereyağları, böyle işte birkaç tane meyveye fiyatına bakacağım. Ondan sonra süt, peyniri, yoğurt falan. Bu tarz şeylerin fiyatları, ekmek bir de. Bunlara bakıp böyle bir karşılaştırma yapmak istedim. Sonra bir de en ucuz markete gideceğim buradaki. Yani ona da BİM diyebiliriz belki. Yani Hollanda'nın Makro Center ile BİM'i arasındaki fark gibi bir şey. Ürünlere de bakacağız beraber. Ondan sonra fiyatlarına da bakacağız ne kadar olduğuna. Bilmiyorum, bence eğlenceli olacak. Bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Evet, başlıyoruz. Şimdi umarım sesim güzel geliyordur. Mesela bir tane armut alalım. Ne kadar diyor? Yarım kilosu 1.99 diyor. Bu mesela bence bayağı pahalı. 2 euro neredeyse. Bence bunun kilosu 2 euro falandı diğer markette. Neyse. Tam 1 kilo, yarım kilo bundan aldık diyelim. 2 euro. Portakalın kilosu 2.59 diyor. Bu normal olabilir. Çikolata. Çikolatalar çok güzel bu arada. Bunun tanesi 3.49 diyor. 3.50. Tamam, bundan bir tane aldık. Onun dışında avokadolar bir tanesi 2 euro diyor. Bu bence pahalı. Muhtemelen bu organik falandır. Ama çok da ufak ve cansız görünüyor. Bu bence fiyat kalite olarak pek şeyi sağlayamadı. Ha, bir tane şöyle bir mesela pizza alalım. Ne kadar diyor? 90. 6.90. Pizza prosciutto. Diğerinde de aynısından bulmam lazım. Bu arada şöyle söyleyeyim. Her şeyin böyle orta hallisini bulmaya çalışacağım. Yani en dandini ya da en pahalısını değil. Yani orta halli bir alışveriş ne kadara patlar gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Patlıcanlar. Allah'ım, patlıcanlar ne kadar kötü. Ve ne kadar? 3.5. Ne? Yarım kilosu 3.5 euro. Oha, aşırı pahalı. Tamam, yarım kilo bundan aldık diyelim. Yarım kilo kabak aldık diyelim. Bu da yarım kilosu 4 euro diyor ve organik diyor. Peki. Ezberliyorum. Böyle şeyler var. Bu püre, stampon denilen şey. Patatesli havuç galiba bu. Somon. Heh, bu güzel mesela. Somon. Ya da yok ya, somondan anlaşılmasa herhalde başka bir şey buluyor. Kıymayı buluyor mesela. Bu arada kendi kendime konuştuğum için insanlar arada bakıyor. Deli gibi ne diyor bu acaba diyorlar. Rice. Ay bunlar çok güzel ya. Fındık ezmesi bu. Bu badem ezmesi. Beyaz badem ezmesi. Kaju ezmesi.
Ne arasam var burada? Mesela bir parça, iki parça şöyle bir şey alsak. İki parça tavuk butu. Burada 5-12. Bunu aldık. Orada da iki parça tavuk butu bulmam lazım. Burada vegan şeyler var. Vejetaryen falan. Burada peynirler var. Burada kruvasan ne kadar bir tanesi? 1.09 yapıyor. Bir tane kruvasan aldım. Oha bu ne? Çikolatalı. Wow. Çok iyi. Burada müsliler falan var. Ha, yumurta alalım mesela. 10 tane yumurta. Ne kadar diyor? 5. 5 euro. Tamam. Yumurtamızı da aldık. Şimdi peynir alabiliriz. Şimdi bunların kendi peynirinden alalım mesela. Ve yarım kilo diyor, 13. Old, old bu. Ha, Martin mesela. Bu ne kadar? 400 gramı 11. Havda. Aşağı yukarı aynı bunlar. 10, ne kadar bu? Bu da yarım kilo neredeyse. 10 euro diyor. Tamam, bu aşağı yukarı böyle bir tarafta. Yarım kilosu 12'ye falan geliyor. 12 euroya geliyor. Tamam, bir tane bundan aldık. Aa, bu şeyden. Cezerye gibi olan şey. Cevizli burada da varmış. Süt bakalım. Harvest Moon. Ha tamam, şundan bakalım. Eco Plaza'nın. Neyiz yumurta, göremiyorum ki. Ha. Folle Merki 2.09. Bir tane ondan aldık. Yani Folle Merk dediği tam yağlı süt. Ondan bir tane aldık. 2 euro. Yani. Yine pahalı bence oraya göre. Mesela orta halli bir şarap alalım buradan. Bayağı bir şarap çeşidi var. Çok tatlıymış. Çok da zor ya. Yani ne kadara var mesela? Bunlar 5, 6 euro, 8 euro. Bence buranın orta hallisi 8 euro falan gibi bir şey. Gel. Mesela 8.49. Bu orta halde bir şeye benziyor. Mesela buradan bir tane aldım diyelim. Kırmızı şarap. Sicilya'ymış. Güzeldir abi. Yani ama en ucuzu ne kadar mesela? 4.59'a var bir tane. En pahalısı da gördüğüm şu 17 euro. Pinot Noir. Bu da güzel benziyor ve fiyatı da iyiymiş ha, 6.79. Yani en pahalı herhalde şu 17 euro olan. Aa, tahin var. 7.99. Çok güzelmiş. Zıvarta tahin. Siyah tahin. Aa şey, çörek otu bu. Çörek otundan yapılma tahin. Enteresan. Bir tane de cips alıp burayı bence bitirebiliriz. Çok da bir şey yok zaten. Mesela ne alalım? Trafo diye bir cips var. Bu ne ki diyorum. Şundan belki alabiliriz. Bunlar da hep ufacık ya böyle. Mesela şundan. Bu pure bir şey var. Biraz dandik galiba ama. Hadi bu olsun. Bundan bir tane aldım. Unsold. Pekala. Tamam, bu kadar yeterli. Buradan çıkabiliriz.
Evet, buradaki alışverişim tam olarak 58-40 euro tuttu. Bence aldığımız şeylere göre pahalı. Şimdi Lidl'a gidip farka bakalım. Bence bayağı bir fark çıkacak gibi. Evet, şimdi Lidl'a doğru sürüyorum. Az kaldı. Hatta ileride gözüküyor bir de tabelası. Bu da bir Eco Plaza diye bir yer. Burada da şeyler var böyle. Ekolojik ürünler. Vegan falan. Evet, gelmiş. Bulunmaktayız. Evet, buradan varoşlu görebiliyorsunuz zaten. Her şey farklı. Şimdi ne almıştık mesela? Aubergine. Mesela iki tanesi 1 euro diyor. Şimdi bunun kilosunu nasıl hesaplayacağız bilmiyorum. Ama olsun, tutarız bunu akılda. Şeyde yazar zaten. Başka ne almıştım? Portakal. Bak, portakal burada daha pahalı mesela. 2.89 diyor. Orada 2.59 mu neydi? Pizza almıştım oradan. Burada pizza umarım vardır. Bu biraz dandik ama pepperoni. Burada ne kadar? 4.69. Evet. Peki. Bunu tuttuk. Ay, şunlar çok güzel ya. Burada akşam olduğu için çok şey kalmamış ama artık olanlarla idare edeceğiz. Ha, armut almıştık. Armut ne kadar? Konferans. 1.79 diyor. Orada 2.90 mı neydi? Avokado almıştık. Tanesi orada 2 euroydu. Burada tanesi 1.19. Güzel. Burada kârdayız tabii ki. İki tane tavuk butu bageti almıştık. Burada bir iki tane sanırım yok. Yarım kilo. 4 tane var. 4 tanesi ne kadar mesela? Yarım kilo 3.79 diyor. Bunu yarıya bölüp yani 1.85 gibi, 1.90 gibi bir şey yapıyor. Kruvasan almıştık. Kruvasan burada ne kadar? Bakalım. Kruvasan kalmamış ama burada fiyatı yazıyor. Bir tanesi 39 cent. Orada bir tane almıştım. O da galiba 1 euro gibi bir şeydi. Bakalım başka. Oradan tereyağı bakacaktım. Unuttum ya. Neyse. Peynir aldım. Peynirler sanırım burada. Orada ne kadardı? Yarım kilosu 12 euro gibi bir şeydi. Burada aynı peynir. Yok böyle efendim. İki sırada da efendim. Bak, burada mesela 450 gram 5.39 diyor. Yani yarısından daha ucuz neredeyse. Şarap almıştım. Buradan şarap bakalım. Burada çerezler var. Kırmızı şaraplar burada. Sanırım en büyük fark burada. Burada mesela 2.29'a da şarap alabiliyorsun. Tabii en dandiği ama olsun. Burada fiyat skalası 2.99 ile 5 euro arasında falan. Yani mesela 3 euroluk, mesela şunu alabiliriz, 4 euroymuş. Bunu alalım mesela, 4 euroluk. Başka var mıydı aldığınız bir şey? Yumurta, çikolata alacağım ve süt sanırım. Sonra bir de cips var. Sütlere bakalım.
Şimdi orada tam yağlı süt almıştık. Burada da tam yağlı süt alalım. O da ne kadar yapıyor? Kollemek 1.29 diyor. Peki. Cipsler nerede? Sanırım cipsler de bu tarafta olmalı. Şaraplara yakın. Neymiş? Ha, burada. Buradan bir tane cips alalım. Bizimkiler bayağı dandik. Kanser cipsi. Lay's var ama şimdi orada dandini aldık, o yüzden burada da dandini almamız lazım. Mesela tortilla cips alalım, 1.29 diyor. Peki başka ne vardı? Bir de yumurta ve çikolata almam lazım. Yumurta nerede ki ya? Yumurtayı göremedim hiç. Burada böyle bir sürü şeyler var. Atıştırmalık. Bunlara bayılıyorum. Ha, çikolatalar burada. Güzel bir çikolata almamak lazım ama burada da güzel çikolata pek yok. Şundan alalım mesela. Fin kare. 1.69 diyor. Bir tek yumurta kaldı. Yumurtayı da göremedim. Nedense. Sorry, where's Aaron? Yeah, I'll show you next. Çocuğu boşu boşuna yoruyorum. Ah, okay, thank you. Evet, 12'liği 2.59 diyor. Biz orada 12 tane değil de 10 tane mini almıştık. Ama neyse, çok da önemli değil. Bu kadar da fark olsun zaten. Zaten az bir şey tutacak galiba. Aa, burada plak bile var lan. Bu ne? Roger Waters. Elvis Presley. The Kings var. Bunlar ne kadarmış? 12.99. Ya fiyatı. Pekala, şimdi çıkalım. Ha. Yoğurt almadım değil mi ben? Yok, almadım. Burada da dondurulmuş gıdalar var. Kaburga, maburga. Pizza. Evet, şimdi Lidl'dan çıktım. Burada yaptığım alışveriş 33 euro 10 cent tuttu tam olarak. Yani diğerine kıyasla neredeyse bir 20 Euro'dan fazla ucuz. Diğerine kadar tutmuştu? 58. 10, 58 küsür falan da neyse. Bu Lidl bir tek Hollanda'da olan bir market değil. Bütün Avrupa'da var. Her yerde de ucuz zaten. Yani her ürünü çok kaliteli mi? Değil tabii ki ama... Buradan da ama motor geçiyor ha. Ama birçok konuda işinizi görüyor. Bir de hakikaten hesaplı yani diğer marketlere göre. Bu video sanırım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz belki. Kendinize iyi bakın. Bye bye.